Ve Fenerbahçe'de yazdan beri bitmeyen hikaye olan Rade Krunić olayı daha transfer dönemi başlamadan bitecek gibi. Öyle ki Sarı Lacivertli Kulübün sportif direktörü Mario Branco transfer için başkanın özel jetine bindi ve gitti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Branco, Milan ile bonservis pazarlığı yapmak için cumartesi sabahının erken saatlerinde Milano'ya uçtu. Branco, buradaki pazarlıkların durumuna göre İstanbul'a geri dönecek ve kulübün son yol haritasını belirleyecek. Sarı lacivertliler yaz aylarında Milan 15 milyon euro istediği için bu transferi bitirememişti. Krunić için sözleşme yenilememesi ve kontratının 1,5 sene sonra bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe teklifini 4 milyon euroya kadar indirdi. Tabi bunda Krunić için Fenerbahçe'ye gelme isteği de önemli. Milan ise 5 milyon euroyu kabul edeceğini iletti. Sarı lacivertlilerin aradaki farkı kapatıp transferin açılacağı 11 Ocak'a kadar bu işi bitirmeye çalışacağı ve Boşnak yıldızı Ceko'nun kankasını çok isteyen İsmail Kartal'ı mutlu etmeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca Ali Koç canlı yayında ise Rade Krunić Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlar da olursa olur demişti. Krunić ucuz bitirilmeye çalışılıyorken savunmayı tamamen toparlayacak Savic işi ise çok pahalı durumda. Öyle ki Stefan Savic Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro maaş talep etti. 32 yaşında olmasına rağmen iyi para. Karadağlı stoper Atletico Madrid formasıyla toplam 20 resmi maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. Bu maddeden ötürü Atletico Madrid bedelsiz ayrılığa sıcak bakıyor. Oyuncunun gitmesini istiyor.